Ya ben buyur Türkiye'den abi, geliyorum da İstanbul'da annemi aramam gerekiyor. Tamam abi. Buyur abi. Ya ben Bakü'ye geldim de ya bu senin tanıdıklara ulaşamadım anne. Gönderdiğin para da hesabıma geçmedi. Yemek yiyemedim. Bir banka yarasana tamam. Bir sorun mu bu abi? Ne kömer yiyebilirsin? Ya aslında sorun yok da Türkiye'den geldim. Hoş geldin. Türkiye bizim kardeşliğiz. Azerbaycan'da kardeşliğiz. Çok teşekkürler. Size yardım olabiliriz. Yani acılığınız varsa yemek ısmarlayabiliriz. Yemek zahmet olmasın size. Yani neyse olsa kulumuzdayız yani her zaman. Yani da... Sadece yemek yemedim de onu... Tamam gidelim yemek ısmarlayalım. Hiç zahmet etmeyin ama ya. Vallahi vallahi. Ben de kardeşim Türkçe'de bir. O da orada yaşıyor. Ne istersen dene. Problem değil abi. Biraz utanma da yani. Dedim sabah bizim de başımıza gelebilir. Sen de vaziyet düşebilir. Yani çömeliği lazımdı. Yani, kardeşi o. Kardeş ölken. Adam yakınlaşar. Kömeliyeydi. Yani biz de odaları bize de kömeliyeydi değer. Yani kardeşim. Siz bizim kardeşimizsiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. 44 günlük muharebemize de iştirak etmişsiniz. Yani bizim yanımızda olmuşsunuz. Biz sizi etrafiyattan çıkartmarız, unutmarız. Çok teşekkürler. Çok kanımız sağ olun. Kanımız eğildi. Çok sağ olun. Ya hiç fark etmez ya. Hoş günü yola. Bugün abi ne isteyir? Rahmet olmasa yemeği. Neyse bu kadar. Tam gittim işte, İstanbul'a dönmüşler, komşuları söyledi. Ne yapacağım ben? Hayır, senin gönderdiğin para banka transferinden geçmemiş. Alo. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Abi sorun mu var? Şey, bizim akraba vardı Azerbaycan'da. Onlardan da para alacaktım. Onlar da İstanbul'a geri dönmüşler. Kardeş. İşte açam birazdan. Yemek yedin mi abi? Vallahi bir yemedim ama yani şey gönderirlerse yiyeceğim. Abi sen yiyorsun. Sen yemek istersense söyle arkadaşa. Ya sen yiyorsun, rahat olma. Sen kardeşlerim burada. Şimdi kalacak yerim mi yok? Yok abi, kalacak bu akşam. Abi bizde kalırsın. Şey yap. Abi al. Abi burada 100 manat var. 1000 lira yapıyor bu. Tamam. Abi sorun değil. Sen sana demek. Abi çok büyük para bu ama. Abi al. Ne söylemişler? İki devlet, tek millet. O zaman ben bu parayı İstanbul'a döndüğümde sana geri veririm abi. Kardeşin kardeşe borcu olmaz. Doğru. Çok teşekkür tamam, ederim abi. Beni çok mahcup ettiniz. Dedelerimizden de, babalarımızdan da, atalarımızdan da hep böyle olur. Çünkü her zaman Türkiye Azerbaycan'ın, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuş. Çünkü Türk'ten başka dostu, arkadaş olmaz. Hayır, gönderdiğim para da şu anda hesaba düşmemiş. Bugün gelmeyecek mi? Ne yapacağım ben şimdi burada? Karnım da aç. Alo. Alo. Şey, telefonun şarjı bitti de kapandı. Çok sağ ol. Ne abi siz? Duyamadım. Adnan işte, yani Yemen. Aha ya, yok ben normalde akrabalarda kalacaktım. Akrabalarda şu anda evinde yok. Yani buralarda kalabilecek bir yerim. Nerede kalabilirim? Abi kaç manat var burada? Burada 50 var. Yani ben sana besleyerim. Yani kifayet eder yani bu kadar yani meyle gelip. Vallahi çok mahcup oldum abi böyle ya. İnsan da hamımızın başına gelirler yani. Kartı da vereyim, üniversiteket karttan alma istiyorsan. Nasıl abi? Sen kart da vereyim sana, karttan gel. Ha, kendi kartınızı mı? Kartı vereyim, git yemeği al, soru verersen. Ama böyle çok şey olmuş olur abi ya, valla ben çok mahcup kaldım. Problem yok, hamımızın başına gelirler. Valla teşekkür ederim abi ya. Yok valla hiç ona gerek yok abi. Yemeği al verersen, para sende kalsın, yemeği al verersen bana. Valla abi ya. Problem yok. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Azerbaycan'a geldim de bu senin söylediğin tanıklara ulaşamadım. Ya bir bankada sorun var galiba, gönderdiğin para hesabıma geçmedi, yemek de yemedim. Ya aslında hesaba para gönderildi ama yurt dışında olduğum için EFT havale saati var. Sanırım ertesi sabah düşecek hesabıma. Ya aslında yemek yemedim de... Tamam. Bir dakika alıp geliyor. Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. Çok zahmet oldu, çok teşekkür ederim. Ya lütfen hiç gerek yok. Tamam, bu sizin falan, kazancınız ama. Olan ne dersen olmaz, falan olmaz. Biz her işi yiyeceğiz. Efendim? Her işi yiyeceğiz. Ya ama... olsun ya, her işi sana dese Allah da bize verir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şey, bizim bir YouTube kanalı var abi. Onun için sosyal deneme videosu çekiyorduk. Kusura bakmayın, ben şu parayı da geri veririm. Abi çok büyük para verdin sen.
Bu 100 manat ne abi? Türkiye'den geldik. Türkiye ile Azerbaycan kardeş olduğunu göstermek için yaptığımız bir sosyal deneydi. Bizi de buraya işte İzzettin abi gönderdi sağ olsun. Sosyal deney olduğunu söyleyemedim, öyle söyleyeyim. O kadar iyi niyetlisiniz ki çok teşekkür ederim tekrardan yardımseverliğinize. Evet, bu sosyal deney videomuzda iki ülkenin ne kadar birbirine bağlılığını, kardeşliğini gösteren bir video yapmak istedik. Çok da güzel tepkiler aldık, evet. İzzettin abi. Peki, bu videonun öncüsü kim? Bu videonun öncesi tabii ki Hasan Usta Kebap ve İzzettin abi. İzzettin Oral çok sağ olsun bizi buradan alıp Azerbaycan'a gönderdi. Abi neden Azerbaycan oldu? Şöyle, nedeni şu. Hep konuşulan bir ritüel vardı. Hep böyle konuşuyoruz ama ben dedim ki gerçekten tek millet iki devleti bütün dünya görsün. Evet. Bunu da sizin sayenizde yaptığım için çok mutluyum. Estağfurullah. Evet, biz de İzzettin abi sayesinde aslında bu videoyu yaptık. Bütün videonun her şey Hasan Usta Kebap'tan çıktı. Sizden ricam, İzzettin abinin Instagram'ı aşağıda yazıyor. Onun son fotoğrafına girip teşekkürler yazarsanız çok mutlu olurum. Aynen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet.